Orada da var değil mi? Hepsi. Bu hep Kur'an. Hepsi. Ya yazıktır ya. Orayı kenara koyun. Şimdi emniyet geliyor. Ben kenara koyun. Şimdi sonra kutacaklar. Kenara koyun siz. Böyle maç izlemeyelim. Gerçek kenara koyun. Ölelim hep beraber o zaman ya. Yani bu işte biz ölelim yani hep beraber. Yaşamaya gerek yok ki. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Zülil Hazretleri Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz olun ki rahmet olmasınız buyuruyor. Kıymetli kardeşler, bizler de Mimar Sinan ailesi olarak dün bütün haber ajanslarına düşen üzücü bir haberle hakikaten ümmet olarak biz de çok üzüldük. Üzüldüğümüz mevzu ne? Ya arkadaş, bir stadyumun açılışında efendime söyleyeyim o konfeti denen bir fişek. Onun içerisinde Kur'an ayetleri. Yani bunlar sade bizi değil, bütün müminleri derinden üzmüştür. Bakın şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi rahmetullahi aleyh, Şeyh Edip Ali'nin evinde misafir. Kendisine bir oda hazırlanıyor. Bir oda. Odaya giriyor. Tam yatacak mübarek. Bir bakıyor ki duvarda Kur'an-ı Kerim asılı. Sabaha kadar uyumuyor. Diz üstü Kur'an'ın huzurunda edeple duruyor. Ve sabah odasına girildiğinde bakılıyor ki yatağın ütüsü bozulmamış. Akabinde soruyorlar, efendim rahatsız mıydınız? Ne oldu? Dedi, yok. Herhangi bir rahatsızım yoktu. E peki nedir bu şekilde sabaha kadar beklemeniz? Kur'an'ı gösterdi. O Kur'an varken dedi, ben nasıl ayaklarımı uzatır da yatarım dedi. Arkadaşlar, biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Bizler müminiz, Müslümanız. Biz Kur'an bizim canımızdır. Kur'an ya Allah indinden indirilen Cebrail vasıtasıyla Efendimiz'e parça parça indirilen Kur'an ayetleri ya. Allah-u Teala bakın Kur'an okunurken dahi susun emri var. Ya okunurken susun. Susun ki bak merhamet olmasınız. Kaldı ki bu Kur'an ayetleri yerlerde gezmesi bunlar hiç hoş bir hareket değildir. Ve biz bunu böyle üzüntüyle efendim esefle karşılıyoruz. Bunu yapanlar, kasıtlı yapanlar ki illa kasıt vardır bunda. Yoksa bu nasıl ya? Sen bunu içine korken, o efendime söyleyeyim konfetlenen şeyin içine korken sen görmüyor musun bunun Kur'an ayetleri olduğunu? Allah razı olsun. Ordu valimiz hemen bir inceleme başlatmış. Akabinde efendime söyleyeyim şüpheli gördükleri şahısları da şu anda almışlar. Allah'ın kasıtlı yapanların cezasını dünyada peşinen versin. Bu Kur'an'dır. Bunun şakası yoktur. Bakın Çanakkale'de ecdadımız bir elinde Kur'an, bir elinde dürbün cephede nöbet tutuyor. Çok meşhur bir kıssa vardır. Efendime söyleyeyim bir binbaşı öyle bir hal ki diyor. Çok soğuk orada donuveriyor. Ama elinde Kur'an, bir elinde dürbün. Sen böyle bir milletin torunlarısın. Bu millet ezansız, Kur'ansız yaşayamaz. Bizim mayamız İslam'dır, Kur'an'dır, Allah'ımızın kelamıdır. Say say bitmez. Hatta Çanakkale'de yetiş ya Muhammed, senin kitabın elden gidiyor naraları kime atıldı? Bu haykırış kimeydi arkadaşlar? Onun için buradan tekrar diyorum, bu milletin birliğini, beraberliğini bozacak bu gibi provokatif işlerden kaçınsınlar. Bu milletin mayası İslam'dır, kardeşliği İslam'dır. Bu vatan İslam hamıyla yoğrulmuştur. Onun için tekrar diyorum, bu üzücü olay karşısında derinden yaralandık. Allah'ım bir daha böyle Kur'an'ımızı yerlere serecek işlerden uzak eylesin. Benim diyeceklerim bu kadar. Tekrar üzüntümüzü ifade ettik. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, dirliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı indirmesin, dindirmesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.